Böyle arkada reklam dönüyor, karşımda belki de 100 kişi ve ben kürsüdeyim. Şöyle oldu, böyle oldu. Başımıza şunlar geldi. İneğin memelerini sağmadım, korktum. İnek benden kaçtı, ben inekten kaçtım. <laughs> <laughs> bir ara bir dizi, iki televizyon programı, sahne sunumları. Bir ayda 40 sunum yapıyordum, bir ayda 30 gün var. Zahmetli vatanla yollarının kesişmesi. İkili bir enerjiyi uzun süre ekranda tartmak zordur. Ve biz hiç partner değiştirmedik. Ben ona hazır gelmişim, o bana hazır gelmiş gibi bir şey oluyor. Bir gün telefonun çaldı. Hmm, of evet. O çok zordu. O kadar inanmadım ki. Ben siyaha düşmüşüm. İlk aşkı ne zaman yaşadın? Ben bir kere aşık oldum. İmza her an atabilirim. Her an soyadın değişecek diye korkuyorum, yemin ediyorum. Her an soyadın değişebilir. Sen <laughs> aşıksın. <laughs> ben hep aşığım. <laughs> aşığım. Çok cevap veriyorum. Sevgili seyircilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com'dasınız. Haber Bahane Röportaj serimiz her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de bomba gibi devam ediyor. Yepyeni bir yılın ilk yayınlarındayız. Dolayısıyla enerjiyi de yüksek tutmak gibi bir arzumuz, isteğimiz var. Bu hafta öyle özel bir isim var ki hem arkadaşlığı itibarıyla hem de onu izleyerek, onu görerek medyaya hep yeşil ışık yakmışımdır ee, ve örnek aldığım isimlerden bir tanesi. Mesleki anlamda e, aramızda çok fazla yaş farkı olmamasına rağmen çocuk yaşta televizyonculuğa başladığı için mesleki anlamda aramızda ciddi bir jenerasyon farkı var. Özel bir isim Türk televizyonculuğunun mihenk taşlarından hem oyuncu hem sunucu sevgili Melike Öcalan bu hafta. Haber bu bizlerle birlikte. Sevgili Melike hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl ki her evde? zamanki gibi çok hoş buldum. <laughs> Canımın içi <laughs> aynı şekilde ben de. <laughs> Keyfim gayeti, o kadar güzel şeyler söyledin ki çok çok teşekkür ederim. Canımın içi çok daha ee... çok çok daha fazlasısın çok daha fazlasını hak ediyorsun. Kendimce şöyle bir iki cümleyle çok e, anonsunu yapmak isterim. Sunucuyu sunmak da zor ya. <laughs> Ama baktığın yeri, kalbinin gördüğü noktayı çok seviyorum. Ben de görüyorum. O yüzden seninle olmak ve senin yayınlarında olmak her zaman çok güzel. Canım benim davet ettiğin için ben teşekkür ederim estağfurullah ne demek kabul ettiğin için biz minnettarız ee, şimdi haber bahanede biz biliyorsunuz geçmişten bugüne yapıyoruz biraz Hı -hı. biyografi özellikle e, bir programdayız e, bugün de senin hayatını şöyle enine boyuna bir mercek altına alalım istedik ee, çocukluk... şey gibi hissedeyim mi? Böldüm ama kusura bakma. Böyle hani bazı diziler var ya pembe oda, yeşil oda, kırmızı oda. <gülüyor> <gülüyor> evet. Böyle <laughs> <laughs> hissedeyim mi yoksa? Olur. Biraz marim rahatlatayım mı kendimi? <laughs> 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 Senden <laughs> öyle bir yansıma alıyorum çünkü, rahat çünkü şu anda. Ol, rahat ol. Ee, Arnavutsun değil mi? Doğru mu? Anne tarafım Arnavut, baba <laughs> tarafım Boşnak. Göçmen. Her iki tarafta evet. İstanbul'a gelmişler. baba tarafım daha Yeni gelmiş yakın dönemde. Hı. Anne tarafım bir yedi göbek öncesinden gelmiş. E, sonrasında da İstanbul devam etti. Beylerbeyi, Boğaz taraflıyım biraz. <laughs> Ay, ne güzel. Tek çocuk e, Bir erkek kardeşim var. Hı. Benden bir buçuk yaş küçük. Hı. Böyle ikiz gibiyiz. Öyle Hı. büyüdük. E, ama böyle bazen şaşırıp bana yanlışlık anne falan diyebiliyor. O kadar yaş farkına rağmen. Artık benden kaynaklı mı ondan kaynaklı mı bilmiyorum ama ikiz kardeşiz. Ben evet anacım yani bunun şey olduğuna inanıyorum doğuştan geldiğine inanıyorum şimdi bu anlattığıma da böyle Mert kızmasın sonradan bana ama böyle an, mesela bir buçuk ben üç yaşındayken o bir buçuk yaşındaydı doğal olarak ee, annem var işte yardımcılarımız vesaire hani o, o, o şekilde büyürken ben hani hiçbirine dokunmayın kardeşimin altını ben değiştireceğim <laughs> diyecek kadar üç yaşında anaçmışım yani Allah ee, Allah. ve evet öyle gözükmüyor muyum <laughs> 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 oradan nasıl görünüyorum <laughs> Ay, normal şartlarda da bir, bir buçuk yaş var. Hani erkeğin hmm. içgüdüsel korumacılığı vesairesi hmm. falan vardır ya. Hani normalde erkek kardeşinden belki abilik, efelik vesaire falan filan beklerken sen baskın olup ona annelik ya da ablalık. Ee, biraz evet öyle Değil devam mi? etti uzun yıllar. Sonra ben kendimi <laughs> yavaşlatmaya çalıştım. Çünkü e, şey o rolde değilim sonuçta. Yerleri ve rolleri karıştırmamak gerekiyor. annemiz Dominant ve çok... baskın olduğunu buradan çıkartabilir miyiz? İlk Dominant mıyım bilmiyorum. Hmm. Bilmiyorum yani sen de az çok artık tanışıyoruz yanlış bir şey olabilirim. bilirim hı hı. Ee, çok do bence çok dominant değilim hı. Ee, ama şey korumacı tavrım çok fazla. Çünkü dominant olmak için mesela bir yerden sonra şey yapmak gerekiyor karşı tarafın bu erkek arkadaşım olabilir annem erkek kardeşim vesaire ya da çok yakın arkadaşlarım çünkü çok yakın arkadaşlıkların da seçim değil kadersel olduğunu düşünüyorum ama birinci dereceden çok yakın arkadaşlıkların e, değilse zaten eleniyor bir şekilde e, onların mesela bir yerden sonra yanlış yaptıklarını bile bile şimdi onların adına konuşayım şimdi onlar da benim adıma Hı -hı. konuşabilirler bir yerden sonra bırakırım mesela şey e, ille de böyle dominant baskın bir karakter hani böyle nasıl mutlu olacaklarsa mesela bir yerde bir hata var ve o sırada benimki doğru yarın hı. onunki doğru olabilir e, ama o nasıl mutlu olmak istiyorsa öyle olsun falan derim ama bilmiyorum korumacıyım koruyorum neden korudun neden korumak istedin yani hayat sana negatif bir şeyler yaşattı canın yandı o yüzden mi sevdiklerine karşı böyle bir korumacı tavrın var çünkü bir insan bir konuya gardın alıyorsa eğer hı hı. E, o konudan muzdarip olmuştur hı hı. değil mi? Ee, elbette. Elbette. Hayat yani şöyle hepimize iyi yönlerini de kötü yönlerini de gösteriyor. Yani yaşam yolculuğu böyle bir yolculuk. Ee, ve e, ve güzel bir yolculuk. Yani ben mesela imtihanlarımı severim. Ee, yani bir musibet değilse eğer Allah kimseye vermesin onu. O başka bir şey çünkü. Ee, imtihanla musibet arasında fark olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla imtihanlarımı severim. Beni doğru bir yere taşırsa taşıyorsa eğer ki taşır. Yani ben e, çıkarımımı doğru yaptıysam taşır. Sen çıkarımını doğru yaptıysan taşır. E, dolayısıyla e, severim. Ne, hayatımda negatif davrandığı zamanları da e, şu anki tecrübemle negatif olarak algılamıyorum. Yani evet şu anda hayat benimle ilgileniyor diyorum. Bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor diyorum. Konuşuyor, sohbet ediyor diyorum. E, çok ayıp bir şey onu dinlememek, duymamak. Hani bir bir şeye davet ediyor ve icabet etmemek çok ayıp ayıp bir şey diyorum ve e, onu dinliyorum. E, onunla sohbet etmeye başlıyorum. Yani evrenden mesajlar geldiğini, o mesajları algılamak hmm. e, ve o mesajlar doğrultusunda hareket etmek gerektiğini e, kendine düstur mu Evet ben hani. E, bir başkası böyle bir yolculuğu tercih etmiyor olabilir ama ben kendi kadersel yolculuğumda bu teslimiyeti tercih etmiş olanlardanım. Temkinli misin hayata karşı? Çünkü bazıları vardır mesela bak orada çukur var bir adım atarsan düşersin dersin dost olarak ya da görüyordur orada tehlikeli bir şey olduğunu. Ama hayatı tecrübe ederek hayır oraya gireceğim düşeceğim yaramı da iyileştiririm dersimi alır devam edelim diyen var. Bazıları da var ki zannediyorum o kategoriye giriyorsun. Ee, orada bir çukur var dikkat et. Ha, dikkat etmeliyim deyip hop yolunu uzatıp Arka taraftan dönüp temkinli ve tedbirli daha steril yaşamayı tercih, eden. tercih edenler. Onlardansın evet, değil daha mi? daha temkinliyim aynen. Yani Hı -hı. zaten bir şey yaşanacaksa ve o çukura e, bir şekilde girmek kaderinde varsa ne kadar temkinli olursan ol e, döner dolaşır tekrar o çukura girersin. Ama bu hani mutlak Hı -hı. kaderden bahsediyorum. Eğer öyle bir şey yoksa e, temkini tercih ederim. Yani mümkün olduğu kadar. E, 10 adım sonrasını düşünüp daha bir öngörülü yaklaşıp e, hani aman ağzım dilim yansın işte tecrübeyi de öğreneyim diyenlerden değil ama birileri bir şey söylüyor dinle <laughs> diyenler. ama bazı da şey vardır ya hani kirlenmek güzeldir sloganı ya da işte hayatta bu kadar oto kontrol bu kadar temkinli olmak bu kadar emniyet kemerini <laughs> takılı bir şekilde seyahat etmek bazen sıkıcı olmuyor mu? E, o kadar değilim ama. Yani ah. onu söylemeye çalıştım. Şimdi bir şey Bacadırın var. Bacılarım belayıpiyenlerden birisi o aynen. Aynen. İşte e, niçin bunu söyleyeyim? Hani o cümle bile şu anda tekrar etmek istemediğim bir cümle. Yani o kadar da bırakıp aman başıma ne gelirse gelsin, oh ne güzel düşer kalkar devam ederiz. O kadar rahat bırakanlardan değilim. Ki neden böyle olalım diyorum. Yani benim karakterim böyle söylüyor. Hmm. Başka birinin karakteri böyle söylemeyebilir tabii ki de. E, evet. Birileri bana bir şey söylüyor. Bir bu yol var. A yolu, B yolu, C yolu. C yolu mantıklıysa gidiyorum. Ama çok da böyle bu konuda böyle bir obsesyon yaratmış. Hani ille de bir kontrol, firik olayım falan öyle de değilim. Çünkü sonuçta teslimiyete inanıyorum. Ve yaşanacak herhangi bir imtihan, hani bela demiyorum buna, yaşanacak herhangi bir imtihan beni yontacaksa, karakterimi yontacaksa ve beni bir üst noktaya taşıyacaksa ruhumu. Ee, ruhumun devinimini, kalibrasyonu o zaman gelsin hayat bildiği gibi gelsin diyenler dedim. enerjisine inanıyorsun. Çok ama. seviyorum ben sana de, kelimelerin efendisi. <laughs> yok yok, soruların efendisi. <laughs> de, soruların ben inanıyorum, seviyorum. Mesleki olarak da çok seviyorum kelimelerle dans etmeyi. Yani bence evet profesyonel bir sunucu olmak güzel konudan konuya atlıyorum. Seninle çünkü seviyorum bu sohbetleri. Canım için. Profesyonel bir sunucu olmak güzel bir şey ama hani imzana atmak işte Gökay Kalaycıoğlu imzası Melike Öcalan imzası imzanı atmak kelimelerle olan dansınla ilgili. Yani sen vals yaparsın, ben tango yaparım. İşte o imzamız olmuş oluyor. Kesinlikle. Şimdi sevgili izleyicilerimize de paylaşmak istiyorum. Muzur muzur gülüyor olmamın sebebi o. Melike'nin bazen böyle e, otokontrolü baskın tutması, işte e, her türlü hayatın şerri vesairesi, onu böyle 100 metreden kokusunu alıp rotasını ona göre çevirmesi ve çevresindeki insanları da buna doğru e, sevk etmeye çalışması hep Melike'ye şunu derim ben, kamu spotu gibi ya evet <gülüyor> <gülüyor> ama bu gerçekten bunu ilk söylediğinde bayılmıştım çünkü söyleme niyetin o kadar tatlıydı ki yani çünkü Gökay zekasıyla ve e, donanımıyla şeyi anladı hani bunu böyle kamu spotu olsun diye yapmadığımı hani evet, samimi yaptığımı hani tabii diyor ki yani. kız doğuştan kamu spotu yani. <laughs> benim bir arkadaşım şey demişti bana onu tanıyor musun yo bunu tanıyor musun yo ama bunu şeyden değil tanıdıklarımın da İçindeki atletine kadar bütün duygularını, düşüncelerini, her şeyini bilmek isterim yani akciğerinin röntgenine kadar. Ama hani böyle Aa, çok önemli biri falan. Tanıyorum. Aa, biz galiba bir toplantı yapmıştık onunla falan. Arkadaşım şey dedi bana. Ya Melike biliyor musun dedim. Mel dedi yakınlarım <laughs> Mel ben, Mel. Melike Mel. 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 dedi biliyor musun dedi. Doğan kuğusun Ben o ne demek ya? <laughs> Cool'lu cool olmak için değil. Doğal cool yani. Evet. Ben, Doğru. Evet, seni doğru. tanıyan dedi bunu şey yapar. Dedim ki yani Ceren hiç unutmuyor. O ne demek dedim ya. Yani böyle ne böyle cool olmak için kasarlar ya dedi. Sen bildiğin doğal cool'sun dedi sen de. Doğal kamu spotuyum yani orada. <laughs> Seviyorum ama bunu. Peki nasıl bir çocukluk geçirdin? Anne baba, baba bildiğim kadarıyla reklamcıydı. Doğru mu? Değil. değil ee, mi? şey. Ben karıştırıyorsun aslında biliyorsun konuşmuştuk da e, babam gazetecilik mezunu ha. organizatör. Ha. İşte tiyatro organizasyonları, hı. konserler yani o, o dönemdeki bir ya da iki organizasyon şirketinden bir tanesi yani bu hep o dönemin büyük starlarının hı 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 hı. işlerini organize eden şirketin ortaklarından bir tanesiydi rahmetli babam. Reklamla hiç alakası yoktu ama benim reklamım şey e, gittiğim bale okulundan Yurdaerdoğlu Sanat Merkezi'nden hı hı. E, oraya elemelere geliyorlar. İlk reklamımı o elemelerde ben seçiliyorum ve sonucunda babamı kandırarak hiç istemediği halde o reklamda oynayabiliyorum oynayarak kamerayla tanışıyorum ve yolculuğum orada başlamış oluyor şu anda bu noktadayım bakalım bundan sonrası ne olacak. Değil mi? Ama yani şimdi küçük yani böyle yatağından kalktın sabah uyanıyorsun kahvaltıya gideceksin salona geçiyorsun bilmem ne falan hareketli bir ev. Evet. Babanın işi itibarla senin bir sürü devrin o dönemin en önemli isimleri sizin hı hı. evinizdeydi, hı hı. salonunuzdaydı, sofranızdaydı, babanın arkadaşlarıydı, hı hı. annenin babanı vesaire ahbaptı. Onların kucağında büyüdün aslında bakacak olursan. Aynı. Yani bu sektörün içine doğdun. Aynen. Ee, ancak az önce de böyle, böyle minik bir özet yaptın. Baban aslında bakacak olursan çok da sıcak bakmadı. Hiç istemedi. Neden? Çünkü aslında sektörün göbeğinde hı hı. olduğu için. E, mutsuz olacağımı düşündü. Yani e, ve belki de ki onun da korumacılık tavrı Hı -hı. E, biraz ağır basmış olabilir. E, sonrasında gördü ki ben bu işi yapmazsam aslında mutsuz olacağım. Bunu gördükten sonra da destek olmaya. Yani böyle babamda şey bir tavırı yoktu. Asla kat a bu işi yapmayacaksın değil. Keşke olmasaydı. Hani başka bir şey seçseydi gibi e, ilk etapta hayır dedi. Ama baktı ki hani bazısı böyle özenip de girmek ister. Sonra kendisi de görür. Yok benlik değilmişler. Hmm. E, belki ilk başta bir özendim zannetti. Ama sonrasında hani tamam bu iş için yaratılmış. Bunu görüyorum. Tercihim olur muydu? Değil. Ama bizim kız da bunu istiyor. O zaman destekleyeyim. Desteklemekten kasıt da e, köstek olmadı. <laughs> Desteklemekten kasıt da bu. Ee, ama dediğin gibi böyle güzel bir evde büyüdüm. Yani ben güzel olduğunu düşünüyorum hmm. çünkü işte ben sabah bir uyanıyordum işte salonumuzda Yaşar Kemal, hmm. e, Melike Demirağ, işte Edip Akbayram, Barış Manço'nun böyle o zamanlar ürküyormuş rahmetli Barış Manço e, bebeklere çok hassas hani hmm. böyle kıracak, dökecek. işte bir yerini yaralayacak dokunursam hani o kadar hassas ve duygusal biz sanatçı zaten yani çoğu büyük sanatçımız nurlar gibi içinde nurlar yatsın. içinde yatsın. Mesela ilk böyle dayanamayıp kucağına aldığı çocuk benim filan. Ya yani şimdi böyle bir evde büyüyünce kardeşimin tercihi olmadı ama ben hep böyle onların gözünün içine baktım. Ama bu benim normalim oldu. Yani evet onları dinlerken, onların sohbetlerini dinlerken hep çıkarımlar daha çocuk yaşta e, çıkarımlar edinmeye çalıştım se severek yani se bunu istiyordum, bunu seviyordum yani DNA'm bunu istiyordu benim e, ve fakat e, şey e, bir, o, o dönem yani bu başladıktan sonra da belki günün birinde biter diye düşünen babam öyle olmayacağını gördü. ve Aynı ev o... içerisinde iki kardeşsiniz e, erkek kardeşinde hiç bu tarz bir çağrışım yok. Ee, hani bir an düşündüm acaba baba babanın ortamı istem dışı bu yol böyle olmalı diye mi çocukken Hı -hı. kendini kodladın? Ama sonra dön dönüyorum kendimi düşünüyorum ailem havacı hiç o konuyla alakam olmadan işte küçücüktüm Gülgün Feyman'ı televizyonda Hı -hı. gösterirdim. Hı -hı. Ee, o Değil mi? Hani Hı -hı. ilk özel televizyon vesaire haber okuyor vesaire gibi gibi işte ne olacaksın dediğinde millet işte Hı -hı. doktor avukat bilmem ne öğretmen derken en klişe Hmm. Cevaplardır i̇lk biliyorsun gelen. ilk akla gelen ona ben televizyonu gösteriyordum mesela hmm. bu enteresan bir şey anlayabiliyorum o yüzden o içindeki e, patlamaya başlayan o yanardağın hmm. ufak ufak fokurdaması. Evet sen çok iyi anlarsın çünkü meraktan hakikaten bu işleri yapmak isteyen var az önce söylediğin işte hmm. doktor hukukçu vesaire şimdi çok önemli meslekler olduğu çok. için istiyor. Tabii ilk Ço çocuklar ya da ebeveynleri Mestikler, aynen tabii. olduğu için e, ama bizim sektörde ya da bizim işte dalları var bizim işlerimizde e, hakikaten meraktan ya da sonucu için işte raçler daha yüksek işte sokakta herkes tanıyor hmm. hayran fotoğrafları çekiliyor işte gözler benim üstümde sırf bu yüzden isteyenle o çocukluktan gelen hani acıkmak gibi susamak gibi bir ihtiyaç halinde, isteyenin arasındaki fark. Şey gibi oluyor değil mi, yemin edebilirim ama ıspatlayamam, hani bu iş benim işim ya, ben <laughs> evet. bunu yapmalıyım yani. Aynen, aynen. Onun gibi bir durum söz konusu, oluyor. çok enteresan bir şey. Ee, serüven baleyle başladı, doğru mu? Evet. Ee, yani dolayısıyla ilk alkışı alman, ilk sahneye çıkman, ilk ışıkların üzerine yanması ya da ilk insanların gözünün senin üzerinde olması, orada olman, lider olman vesaire bale. Evet bale üç buçuk yaşında. Evet. Ee, Yurdu Erdoğulu Sanat Merkezi'nde Kenan ve Ozan Doğulu'nun babasının bir sanat merkezi vardı hala devam etmiyor galiba Hı -hı. yanlış bir şey söylemeyeyim. Ee, orada bale eğitimi almaya başladım ben ve orada işte bir reklam çekimi vardı bir yağ reklamı ama süt döktüğüm değil. Hı -hı. Ee, onun elemesi için geldiler falan hiçbir beni seçtiler. Ondan sonra biz annemle çok istedik filan. Babamı bir reklamcık kandırmak istedik. Babam asla ve kaç adi oldu o zamanlar. <laughs> ee, sonrasında dedi ki hani Yürümeyi öğrenmeden önce parmak uçlarında durdu bu kız. Şimdi şunu yapıyor, bunu yapıyor işte derken dedi ki girdi mi çıkmayacak. E neyse biz annemi bir reklamcı, babamı annemle beraber kandırdık ve o reklamı çektik ve sonrası geldi gerçekten. Hani oradaki babamın öngörüsü doğru çıktı. Tabii. Peki e, babam belki de o dönemde hani günümüzde yaşıyoruz hepimiz şimdi medyaya, o havuza farklı pencerelerden çok da farklı pencerelerden bakmıyoruz aslında bakacak olursan. Hani ben de bu zamanlara geldim. Artık sunuculuk ve magazin hayatıma girdi. E, farklı farklı pencerelerden de baksak aynı havuza bakıyoruz. Hı -hı. Hep öyleydi zaten. E, ancak sen de bilirsin ki hani her işte olduğu gibi bu işte de Ali Cengiz oyunları çok fazla dönüyor. Hı -hı. E, zaman zaman can yakan, içinde olmak istemediğin senaryoların içerisine girmek mecburiyetinde kaldığı evet, zamanlar evet. olabiliyor. Babam belki de bunu öngördü. Muhtemelen. Bunu yaşamamı istemedi ama işte şey bir çocuk yani, Öz çocuğu evet biriciği e, dolayısıyla öyle bir koruma mekanizmasıydı belki geliştirdi de. E, ama sonrasında da e, madem devam edecek o zaman desteklemek desteklemek... peki sadece küçük yaş itibarıyla Melike Öcalana yatırım yapıyorsun. 12 yaşında da Devrin kendin hep bunu söylersin e, çocuk işçi evet. olarak değil mi <laughs> e, Melike'yi mahrum bıraktığını düşünüyor musun hiç? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok ayrıştıramıyorum Melike Öcalan'la Melike durumunu. Yani bu ne kadar doğru, ne kadar değil ya da belki de çok acayip doğru. Belki de mutlu, içsel mutluluğu gerçek anlamda yaşamamın sebebi bu. Çok bu boyundan büyük işler, çok büyük sorumluluklar yani üç buçuk yaşındaki bir çocuğun bir koreografiyi ezberleyip bir bale gösterisi yapması ya da işte sonrasında bir seçmede yağ reklamı o yağ reklamında bir role girmesi 12 yaşında seni işte toplumla en çok tanıtan, tanıştıran, senin e, belki de kırılma noktan. 10 yaşında şey, 10 süt yaşında. Ha, ben. süt döktüğün. Evet. 10 yaşındaydın. <laughs> 12 yaşında televizyonda değil mi ilk 12 şey? 12 yaşında şey. E, Başak Gürsoy Mankenlik ha. ve Reklam Ajansı'na kayıtlıydım. Başak abla şey dedi, seni güzellik yarışmasına hazırlayalım dedi. E yani ben... ben de dedim ki yok, onu istemiyorum. Böyle üretkenliği olan bir iş olsun. Biçilen roller Çocukdaki ya da... Çocuk da sunuyor. Sunuculuğum 12 yaşında. Sunuculuğum 12 Hı. yaşında. Ama işte diyorum ya, hep boyunun 2 katı, 3 katı işler. Ya arkadaş hiç saklanmaç oynamak istemedin mi? Hepsini yaptım. Bebeklerinle oynamak, saklambaç oynamak, ne bileyim düş, düşüp de bacağını yaralamak, evet. bisiklete binmek hepsi ikisi bir arada mı yürüdü? Hepsini yaptım. Yani şöyle e, biz böyle hani güzel bir apartmanda bahçesi olan böyle bir Hı. korunun için öyle bir evde büyüdüm ben. Ve bildiğin ağaca da tırmanıyordum, saklambaçta oynuyordum, işte bacağımı da yaralıyordum bunları yaptım. Fakat bunları 3 yapıyorsam öbürünü 10 yapıyordum. Yani ben setten çıkıp eve geldiğimde de şöyle bir şey yapıyordum. Senaryo yazdım. Bir pro <laughs> işte bir program ...yazdım. İşte o zamanlar adına şenlikler dönmüştü. Cumartesi günü şenlik düzenliyoruz falan. Bütün apartmandaki arkadaşlarımı topluyorum. İşte koreografiler yapıyoruz, işte dansla başlıyor. O zaman hani böyle bir başka geceler falan vardı. Aynı araya sketchler işte benim solo şarkım... ...işte kardeşimle olan düetim falan. Bildiğin böyle 5-6 saatlik bir program. Davetiyeleri yazıyoruz. Davetiyeleri dağıtıyoruz. Davetiyelerin altında işte komşular ya Sehtap teyze kek yapsın, annem kısır yapsın, Ülkü teze börek yapsın falan isimler gerçek. E, yapsın falan diyoruz böyle. Normal ne? mi bunlar peki bir çocuğun bunları organize etmesi? Benim normali. <laughs> bir de normal gibi anlatıyor ya. Normal Çok bu? şaşırtıcı mı? Evet. Benim normalim biliyor musun? Abi, ne kadar samimi. Bak o yaşlarda olan ne biliyor musun normali? <laughs> Dompaça sokağa çıkarsın. <laughs> Leş gibi terlersin, kirlenirsin, e ondan sonra eve geldiğinde zılgıtını yersin, banyoya ite kaka gidersin, yıkanırsın, çıkarsın, ödev yapmak için zorlanırsın falan. Hani bu, bu tür bir halin Peki ormanın. matematik dersine geleyim ben. Gel. Herhalde ilkokul 3'te filanın, e, saniye hocam izlerse buradan sevgiler, ha. saygılar. <laughs> Artık herhalde e, öğretmenim benim sayemde böyle saçını başını e, yolma durumuna gelmiş olabilir. Matematik dersindeyiz ve ben balede bir figür öğrenmişim. Ama böyle zor figürlerden bir tanesi. Nasıl aklım orada biliyor musun? Onu yapmak istiyorum. <laughs> yani ama iki çarpı 2 4 falan. E, onu yapmak istiyorum. Neyse herkes dersini çalışıyor falan. Ben parmak kaldırıyorum. İşte evet meyike derse ilgili bir şey söyleyeceğim. Şey öğretmenim bir şey söyleyeceğim hani... Bir Tamam ders iki dakika ama ben balide bir figür öğrendim, Bir çıkayım tahta bir ona göstereyim devam edelim. Kızım şimdi ne alakası Yani ya bedende yaparsın, müzikte yaparsın. Bir ara yaparsın. Tabii haklısınız öğretmenim falan. Aradan beş dakika geçiyor. Öğretmenim ya yani şey yapamıyorum. Ben bir şu figürü göstereyim arkadaşlarıma. Ondan sonra devam edelim. Melike saçmalama falan filan. En son bir daha. Öğretmenim yani gerçekten ya, adapte olma. Gel, yap, sen de kurtul, ben de kurtul. Ya de de matematik değil. dersin ortasında, <laughs> yani hani e, ba çeşitli bale figürleri yapan bir model düşün Melike ben. Yani bu dediğin gibi başka bir taraftan baktığın zaman çok normal gibi gözükmüyor hani Hı -hı. senin tarafından baktığın zaman olabilir ama benim çok normalimdi da falan ilişkilerin vesaire hani böyle büyümüş de küçülmüş gibi bir tavır mı var mesela? Değil ben sette ha. de öyle değildim biliyor musun? Ha. Mesela bizim böyle kalabalık çocuk grubunun olduğu bir e, reklam filmi vardı. E, orada mesela iki kız başroldeydik. E, diğer arkadaşım biz bunu hiç unutmuyoruz mesela annem yönet, yönetmen ne olan kişiyle hala bilinen de bir yönetmendir. Şimdi şey yapmayayım. Hala da görüşüyoruz. Diğer arkadaşım başroldeki set biterdi. Mesela geceliklerleyiz falan böyle uyku sahnesi vesaire. E, bitmezdi. Şey sahne arası verilirdi. Hemen bir girerdi. Saçlarını böyle ergenlik çağı dönemimizi düşün. Saçlar kabarttırılırdı. İşte böyle küçük bir şey pembe ucunu sürerdi falan. Öyle beklerdi ikinci sahneyi. Beni görsen ben çocukları toplardım. Hemen arkada oyunlar. işe yönetmenin kucağına giderdim böyle. Ya bitti mi bitmesin bitmesin bir sahne daha koy lütfen falan. Böyle bir ya o çocuk durumumu devam ettirirdim. Çok enteresan mı bilmiyorum ama ettirirdim yani. Hani hiç şey yapmazdım. Ee, ben bu işi yapıyorum ve bunun da işte kuralları böyle. E zaten yani kalkıp da evde sen de o yüklendiğin sorumluluklar için çalışmalarını hazırlıklarını yaparken şöyle camdan dışarı baktığında içinde bir hüzün yoksa bir mahrumiyet duygusu yoksa anlattığın ve hissettiğin doğrudur zaten. Hani sadece ben belki izleyicilerimiz biz olsak dengeleyebilir miydik? Ben dengeleyemezdim herhalde dengeleyemezdim diye tahmin ediyorum. Benimki çünkü o yaşlardayken sadece istekti, arzuydu. Bir gün mutlaka olacağını biliyordum. Ama hmm. hani kodlanmış bir şey vardır ya. Hani liseye kadar mesleki anlamda bir şey düşünmezsin. Üniversite itibariyle çalışmalarına başlarsın. Hani o kodlanmış hmm. doğru e, yönünde hep ilerledik. Dolayısıyla lise zamanına kadar da işte okuldan kaçmakta, işte sınavda kopya çekmekte, oynamakta, bilmem ne de hani Onları da yaptım. Kopya falan çektim yani. Ha. Okuldan kaçtım. Yani okulu kırdığım ilk gün gelip anneme anlattım. <laughs> Annem, ha. ben daha önce gitmişim ya, kapıyı açtım. Anne ben bugün okulu kırdım dedim mesela. <laughs> yani o, o çocukların yaptığı her şeyde, yani yaşımın gerektirdiği şeyleri de yaptım. Ee, galiba ben bu işe böyle çok belki de o hani anlattığım yatak odamdan çıkıp salona girdiğimde o kadar büyük starlar, o kadar özel isimlerle büyüdüğüm ha. için belki de ben bu duruma hiçbir zaman wow hani bu böyle ya benim için oyun oynamak gibi bir şeydi. Şimdi de mesleğim yani evet. bir öğretmen dersine giriyor, çıkıyor evine geldiğinde öğretmenlik durumunu devam ettirmiyor. Ya da bir doktor ameliyatını yapıyor işte hasta dönüp sizi bizler var ettik demiyor. Yani bence ben buna gerçek anlamda meslek gözüyle bakıyorum. Peki o kırılma noktan dediğimiz rama hani dijital platformda hmm, olduğumuz evet için rahat doğru. rahat konuşuyoruz her şeyi. Ee, o rama reklamı, meşhur senesi o süt döktüğün, ee, sapsarı o saçlarında, surat aynı ama hiç değişmemiş bir surat. Ee, o reklama seçilmen ve sonrasında artık orada çünkü sen anlattığın için bilirim, ee, reklamda oynamak, reklam yıldızı olmak zaten tamam. Reklam yıldızları e, sokakta yürüyemez noktaya geliyordu bir noktada. Tabii o dönem starlar reklam yıldızıydı. <laughs> o zamana kadar tamam bale yapıyordun vesaireydi, istekler vardı, arzular vardı. E, eğitimlerini alıyordun ama bayağı bir reklamda da oynamıştım. Tabii. Ama o reklam, o reklam mesela nokta diyorsun ya kendi yaşının üzerinde e, durumlarla karşı uh -huh. karşıya kalıp hatta kendi yaşının üzerinde yaşamışsın o dönemde. O reklamla ilk basın toplantımı yaptım ve tamamen benim üzerime kurulu bir basın toplantısı. Yani e, on. Türkiye, şey İstanbul'un en e, bilinen güzel otellerinden bir tanesinde işte böyle arkada reklam dönüyor. Karşımda belki de 100 kişi, basın mensubu ve ben kürsüdeyim, kürsü var falan. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Başımıza şunlar geldi. İşte inek memelerini sağmadım, korktum. İnek benden kaçtı, ben inekten kaçtı. Hakikaten inekten kalmıştı mı? Bu oldu. Korktun mu? Korktum mu? <laughs> evet. Tek çekemediğim sahne orada. <laughs> onu da mı yapacaktın? Ay çok sonrası yaptım. İkinci reklamda diyorum ki böyle Çek, sağacağım diyorum. Hani dört reklam var. Bir sene içinde dört reklam çekiyoruz. İşte ikinci sene tekrar dört reklam falan. Böyle anlaşıyorsun ya. Çekemedik ya neyse vazgeçelim diyor yönetmen. başka onun yerine başka bir gelincek, gelincik, gelincek, gelincik, gelincik tarlalarında koş diyor. Mesela böyle yapmadım ya. Böyle, vallahi ikinci reklamda. ikinci reklam senaryosu göre baba. Niye yok? Sağacağım ben o <laughs> <laughs> Sağacağım ben o mevelerini, yine Öyle kaldı. Yani, Kavuşamadın kav mı ineğin bebeleriyle? <gülüyor> 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 Kavuşamadım. Korktum çok korktum ama... Hayatındaki ukde desem yani <laughs> ineğin bebeleri mi diyeceksin? <laughs> <ya>? Yok. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil ee, daha başka bir şeyler vardır diye düşünüyorum da e, yazık yavrum canım benim o da benden korkuyor ben de ondan korkuyorum böyle bir saçma sapan bir saniye bir şey olmuştu ama şey söylüyordum yani bir basın toplantısı kürsü falan böyle bir dibi dibidi dibi anlatan bir kız hani nasıl oldu nasıl gelişti Hı -hı. teklif nasıl geldi hat hatıralar nelerdi falan dediğin gibi ona 10 yaşında başladım ve dediğin gibi tanınır hale gelmiştim artık sonrasında peki neler değişti arkadaşların diyalogları işte girdiğin çevreler, sokakta evet, insanlar değişti. seni tanıyor artık vesaire. Hı -hı. Artık e, hani o içindeki ikisini paralel götürdüğün çocuklukla artık iş hayatına girmiş olan e, çocuk işçi e, iyi dengeleyebildin mi? Elbette de işte Şimdi burada ya çok iyi bir yaklaşım sergileyenler oldu ya tam tersi yaklaşım sergileyenler oldu. Şimdi sen değişmesen de bu tip işlerde karşındakiler ya da yanındakiler değişebiliyor. Çünkü sana olan tavırları ve reaksiyonları değiştikçe ister istemez etki tepki sen de değişir ve dönüşür hale geliyorsun. Ee, reklam çeken ve öyle okula derslere giden bir çocukken kimi hocam anlayışlı davranırken kimi tam tersi davrandı mesela. Hmm. Ee, kimi öğretmenim işte daha da belli, bu kız işte doktor olmayacak, bu işi yapacak. Biz de teşvik edelim derken, kimi yanımdaki arkadaşım saçını örmemiş, ama ben de örmemişim. Bana da ona hiçbir şey demezken bana dönüp e, burası artist mektebi değil diyordu mesela gibi. Hmm. Tabii ki de oldu. Ee, arkadaşlıklarımda mesela ben bir dönemim uzun yıllar boyunca okulun kapısının çıkışına gelen bir grup. Ee, öğrenci grupları ve benim jenerik müziğimi bana söyleyen e, çeşitli işte kızlar, erkekler her neyse işte bir çıkıyorum zil çalıyor, okul dağılıyor ben çıkıyorum orada bir grup al beni, al götür beni doğaya ramar. <laughs> Biz artık okulun arka kapısından mı çıksak hani şey güzel tarafları da çok fazla ama e, orada işte senin dediğin belki o çocuk o yaşta o noktada belki e, o gün bir önceki gün duymak istiyor olabilir hoşuna gidebilir ama o gün belki onu duymak istemiyordu olabilir elbette ki hiçbir şey değişmedi desem yani çok samimi olmaz baban içinde tehlike çanları çalmaya başladı artık kız ünlü oldu Yaş evet orada 10. babamın biraz Hı. hastalıkları başladı falan Hı. Ee, o şey ee, o konuda çok yüzleşemedik babamla. Yani sonrasında da zaten 17 yaşında babamı kaybettim. Dolayısıyla o çocukken bu anlamdaki yüzleşmelerimiz daha böyle genç kızlık, ergenlik dönemlerinde çok fazla söylem olarak çok fazla şey olmadı. Peki babanın karşı. o hastalık döneminin başlaması senin belki de babana en çok ihtiyacın olduğu dönemlere denk geliyor. Yani artık işler ciddiye bindi çünkü. Heves, istek... ...kanıtlanmış, ispatlı bir hale geliyor. Artık bu iş senin mesleğin olmaya başladı. Ünlü oldun, tanınır oldun. E, hata yapabilirsin, yanlışa düşebilirsin. Bir kılavuza ihtiyacın var. Hı -hı. Baban belki en güveneceğin insan bu anlamda. Kılavuz olarak Hı -hı. kendine düstur edineceğin. Ama baban hasta. Hı -hı. Ve bir mücadele vermeye başladı. Ve belki de hem bir genç kızın... ...mesleki anlamda, hani onu bir tarafa bırakıyorum. Bir genç kızın ya da genç bir delikanlının... Ee, anne babaya en çok ihtiyacı olduğu dönemleri hı hı. işte o hani 13-14 ile başlayan 20'ye kadar devam eden evet. o dönem ve sen onu tam ortasına 17 yaşında babanı kaybediyorsun. Aynen, Aynen öyle. Ee, bir yandan babamı kaybediyorum bir yandan dediğin gibi e, o yaştaki bir çocuğun e, yaşamadığı bir hayatın da içerisindeyim. Onun eksilerini artılarını çok sonra daha iyi hazmettim Gökay. Yani o sırada bir şey gibiydi. Şimdi mesela buradan bakıp düşündüğümde daha bir otomatiğe bağlamış gibiydim. Belki e, az önce yayına girmeden önce seninle konuşmuştuk. Çok sıkmak, çok direnç göstermek, çok böyle e, kapatıp her şeyi hızlı koşmak. Biraz öyle bir dönemdi. E, sonrasında hani o güç, güçlüyüm, ben güçlüyüm durumu. Sonrasında fark ettim. Daha sonraki yıllarda. Ya da o tempo, o rüzgar, o heves... O ışıklar, alkış, e, zehirli bir sarmaşık gibi betimlerim hep bunu. İnsanın bir kere kanına ya da vücuduna dolandı değdiği zaman kurtuluşu yoktur onun. Babamın son dönemi, son virajı ve onunla çok fazla paylaşamadım belki bir şeyleri. Evet, çok onun, göremedi de. Aha. Ee, yani evet çocukluk dönemim de böyle işte mesleğimle geçtiği için gördüğü noktalar var. Ama daha farklı şeyleri mesela özellikle sunumlarımı, e, özellikle işte yayınlarımı, canlı yayınlarımı daha çok görsün isterdim. Elbette isterdim. Keşke olabilseydi ama olmadı. Ya da sen babanla işte bu tempoların içerisinde olmamış olsaydın, normal standart bir hayatın e, öznesi olmuş olsaydın. Belki babanın o son dönemi, son 5 senesi, 6 senesinde e, daha bir babanın yanında, dizinin dibinde daha bir babasının yanında süreci takip eden vesaire noktada olabilirdim. Onları belki de. olmaya Orada... çalıştık. Yani olduk kardeşliğimden. Yapabildin mi? Başarabildin mi? Evet oradan? evet. Onları başardık. Çünkü ee... o hayat öyle bir hayat ki hı hı. insanın hayatından çaktırmadan o zaman denilen o en kıymetli şeyi inanılmaz güzel çarpar. Yok iki kardeş de onu yaptık. Hı. Hı. Yani hı. hep yanında olduk. Biraz da herhalde bizim jenerasyonla mı alakalı bilmiyorum. Böyle olgun Hmm. çocuklardık Dolayısıyla şeydik. Hep o sürece yani o konuda içimde bir şey kalmadı. Yani bir keşke, hmm. bir pişmanlık, o konuda içim çok rahat huzurluyum. E ee, tabii annemin de buradaki etkisi çok büyük. Yani o da çok güçlü bir kadın ve bize hani bunun eksikliğini çok fazla elbette ki olmuştur. Çünkü her figür hepsi hep hepsinin rolü başka hayatımızda. Ee, muhakkak ki olmuştur ama annem hani o hem anne hem baba olma durumunu, eksikliğini göstermeme durumunu e, bence üstesinden iyi geldi. Ya da acaba Teşekkür ederim hep ona bu konuda. E, kadersel bir şey miydi acaba? Hani Belki kızının 17 yaşında işte oğlunun 15-16 yaş bandında hayatlarından uzaklaşacağı, başka bir boyuta geçeceği, rahmete kavuşacağını belki de hissetti. Ve bir bakıma aslına bakacak olursan kızına el vermiş oldu. Ben böyle düşünüyorum. Değil mi? Evet. Yani zor mu? Zor. Ama ben böyle düşünüyorum. 17 yaşında sen üniversiteye hazırlanan, hı hı. E, cebinde, arka cebinde hayalleri ve umutları olan standart bir öğrenci, normal bildiğimiz bir hayatın yolcusu olan bir kız olsaydın ve baban bıraktı ve gitti. E, bıraktı gitti demeyeyim ya. Yanlış bir cümle bu. O yaşta bir çocuk öyle düşünebilir. Belki ha, o yüzden öyle söyledin. Belki de. Hı. Ama asla o zaman öyle sudan düşünmemek çıkmış, lazım. Hı hı. sudan çıkmış balık gibi hissedebilirdin kendini. Belki hı hı. yolunu, rotanı şaşırabilirdin annen belki bu noktada ne kadar güçlü kudretli bir kadın da olsa yetersiz kalabilirdi. O su olmayı tercih ettim ben. Ya o sudaki balık değil de o su olmayı tercih ettim. Yani o da beni böyle hayata bağlı, hayatla birlikte akan, hayatın içerisinde olan bir kız çocuğu yaptı ve bugün baktığımda. Kendisiyle derdi olan bir insanım. Yani başkasıyla değil, kendiyle derdi olan Kendine bir derdi insanım. Olumlu anlamda söylüyorum Allah. bunu. Yani sağ sola kapalıyım. Birazcık bir kere sunum yapabildik seninle. Evet. Ee, devam ederiz inşallah. inşallah. Beraber yaptığımız sunumda da fark etmişsindir. Hiç yani hani benim yerimde başkası belki olsa daha bir şu var, bu var. Ben tamamen kendimdeyim. Hani doğuştan ne? Doğal kuğu. Doğal kuru. <laughs> Yani kendim, benim benim yaptığım ilgilendiriyor. Benim hissim ilgilendiriyor. Olumlu ya da olumsuz. Güzel bir duygu olabilir bu. Cömertlik mesela ilk aklıma gel. Hmm. İçimde var mı? Evet var. Ya da atıyorum kıskançlık. Onu törpülemem. Yani sen, senin ya da bir başkasının beni kıskanması beni ilgilendirmiyor. Ben birini kıskandım mı? Ya da neden bu oldu? Olmalı mı olmamalı mı? Yani böyle kendisiyle biraz kafayı kırmış bir insanım. E, kendisine yolculuk eden biriyim. Hmm. Bunun da çok büyük cesaret gerektirdiğini düşünüyorum. Ben işçisin diyemem ama. Hiç değilim. Sadece kendime yani şöyle bir tık bencillik değil de bence olmaya başladım. Ki çok... bizim sektörde önemli bir şeydir. O yüzden başladım. Evet. Çünkü hiç yoktu. Ya yani birazcık da olsun tevazı da içinde. Tevazu sevmez bizim Heh. işler çünkü. Aynen. Ne kadar tevazu olursan o kadar başına ezmeye kalkarlar. Ve inanıyorlar. Tabii. Bir de çok vasat insanlardan şey almaya başlıyorsun var evet, ya öyle bir evet, tavsiye, tavsiye almaya evet, tav başlıyorsun. Ee, birazcık o yüzden o konuda kendimi eğitmeye çalıştım. Bir noktaya belki getirmişimdir. Ama kendine yani başkalarıyla derde değil de kendine yolculuğu cesaret edebilmiş insanlardanım ki bu bence cesaret gerektiriyor. Çünkü insan hayatında herkesi eleyebilir. Ailesi hariç. İşte belki çok büyük bir aşk varsa aşkı hariç. Yani sınavı olan kişiler çünkü yakınlarımızla sınanıyoruz. Yani sen 5 dereceden bir arkadaşın baktın hata yaptı de, tekrar yaptı. Tekrar. Sen babanla mı sınandın? Senin sınavın kimle oldu? Babamla sınandım. E, bence birçok kişi tek bir kişiyle değil. Yani m, bazı yakın dostluklarımla sınanmış olabilirim. E, aşkla sınanmışımdır. Hı hı. Evet. Babamla muhakkak sınanmışımdır çünkü sınandım. Çünkü e, küçük yaşta e, baba zaten baba figürü hayatımdan çıkmış oldu. E, doğal olarak onun çıkması bende başka şeylere e, bence olumlu anlamda beni çok güçlü bir insan yaptı. O gün mü biraz daha ayakları üzerinde basan belki ailesinin sorumluluğunu alan söyleşinin başında konuştuğumuz o korumacı tavır. Ee, o anaç yanın hoş çok küçük Küçükken yaşlarda vardı. başladı dedin hmm. ama hani belki o boyut değiştirmiş olabilir mi? Daha da fazlalaşmış olabilir boyut değiştirmiş olabilir evet. Yani e, çünkü o bir ben kendimi dediğin gibi o el verme durumunu hissettim. Hmm. Yani bunu bana kimse hissettirmemiş olabilir. Hayatta hiçbir şey rastlantı ya da tesadüfi değildir klişesi vardır ya. Çok Aynen. sevdiğim de bir cümledir ve inandığım bir cümledir. Klişeler zaten neden klişedir? Çok Hı, doğru, olduğu, doğru için olduğu için klişedir için. yani. Doğru. E, dolayısıyla karşımdaki insanlar bana bunu hissettirmemiş olabilir ama ben kendi kendime bunu e, bir görev edinmiş de olabilirim yani. Çünkü öyle hayat bizi bir, bir takım sebeplerle bir takım noktalara hazırlıyor zaten. Ama ben imtihanların hepsini seviyorum. Başta da söyledim. Kamu spotu. Kamu spotu. Ben de diyorum <laughs> size boşuna demiyorum. Kamu spotu diye. <laughs> Peki ilk canlı yayının teklifini aldığında 12 yaşındayım dedin. Sunuculuğa başladın. Canlı yayın değil çocuk defilelerinin sunucu. Sunarak Başak Gürsoy'la yolculuğun evet. başladı. Sunuculuk evet. ha, Seni ilk başta güzel gelişmesini hazırlamaya orayı anlatıyordun. Teklif etti. Hı hı. Sen ısrarla neden güzel gelişmesini istemedin? Yani o sırada kendine güven. Falan. Güzel <gülüyor> <değil>. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü güzel değildi. <laughs> ee, şöyle ben şimdi yapan çok güzel yapıyor. Çok güzel. Ne güzel giderlerimiz var filan. O zaman da öyle, şimdi de öyleydi. Ama ben dedim ki ya yürüyeceğim, geleceğim. <laughs> tekrar yürüyeceğim, tekrar geleceğim falan. Dedim ki yani olmaz. Bir şey yapmam lazım. Hani bir parante atmalıyım. Bir şupagat <laughs> atmalıyım yani, Evet, Yani biz nasıl beraber sunum yaptığımızda bir açılışta e, senin fikrindi o. E, çok da ben hemen güzel bayıldım. güzel bir dans ah, Dedim bana ya. bunlarla ah, gelse ah, herkes diye. Ah, ah, Aynen öyle. E, şey e ee, böyle bir, yani yaratıcılığı olan, üretkenliği olan bir şey olsun. Hani git gel podumda tekrar git gel çok kızacaklar şimdi şimdi. Çok güzel yapıyorlar ama bana göre değil. Ondan sonra e, illa bir şey yapmalıyım ben yani. Oradan bir şey çıkmalı. O zaman dedi ki Başak abla tamam şey yapalım. Hmm, sen sun. Aa dedim çok iyi fikir. Hiç bak aklıma gelmemişti ilk Başak Kür yani, Çok iyi fikir ve ben o gün bugündür çocuk fileleri sunarak başladım. <laughs> Ondan sonra da zaten mesleğimi tamam yani evet oyunculuk, reklam oyunculuğu, tiyatro vesaire dizi hepsini yaptım. Yazdığım şeyler oldu filan ama benim gerçek mesleğim sunuculuk. Ondan sonra ben bunu biliyordum. Ee, şeyde şey soracaktım onu da laf karıştı. Şimdi hatırladım tekrar o konuya geleyim. Şimdi okula okulda bazıları işte destekliyordu beni ama bazıları burası artist mektebi değil. Hocalarım bile bazen bunu bana bunu söylüyordu. Eee Sonrasında çünkü üniversite döneminde de hani başladığın ama bıraktığın bölümler evet, vesaire psikoloji falan. Mi? Psikoloji bölümü evet, değil mi? mi? Ee, biraz soğuttu mu seni bu eğitimden vesaire ya da yolunu yönünü çizerken? Yani, Aslında bakacak olursan üç buçuk yaşından beri alkışa sahneye aşık olan bir insanın e, ne bileyim e, sonra reklam filmleri 10 yaş, 12 yaş vesaire sunuculuk vesaire. E, yani senin yolun direkt aslına bakacak olursan konservatuvar. Evet. Ne işin vardı evet. psikolojide? Ee, aslında çok benzer meslek. Mesela sen de şu anda bunu yapıyorsun. İnsanı tanımak, hmm. deşmek, hmm. E, birazcık hukukçulukta da var mesela. Evet. Onu evet. da istemiştim ama e, yani üçüncü sırada filandı. E, ama psikoloji çok benzer. Ya hmm. eğer bizim gibi yayıncıysan, bizim gibi programcıysan çok benziyor. Biz mesela insana dair ola, tiyatro tiyatroda öyle zaten. Yani insana dair olan her şeyi e, çok seviyoruz biz. Sende de görüyorum ki ben bunu. Bu irdelemeyi, bu neyi neden yaptıkları, ya da neşeler vurmak ne için de işte, değil mi? Ha ya da işte e, işte bunu yapan biri, e, on adım sonra şunu yapar mıları? Ben hmm. sende de görüyorum bunu. Çok uzak bulmuyorum açıkçası. Ama yine benim kendi mesleğim ağır bastı. Sonra oradan devam ettim. Yani, yani o de oradan devam ettim. Psikolojiyi bırakmanın arkasındaki sebep hani işte yani doğrusu bu değildi ya da seni küstürdüler vesaire falan Hayır, değil. Yine bir boşanım olsa devam <laughs> edebilirim yani o kadar seviyorum. Ama şu oldu e, o dönem çok fazla e, proje arka arkaya geldi. Bir ara şöyleydim ben. E, tercih ettim. Hani her şeyi bırakıp onu da tercih edebilirdim. Yine bu, bunu tercih ettim. Bir ara bir dizi, iki televizyon programı, sahne sunumları yani bir ayda 40 sunum yapıyordum, bir ayda 30 gün var. Çünkü bizi tercih ediyorlardı, biz artık şeydik böyle, sanatçıya bırakıyorduk sahneyi, öbür tarafa geçiyorduk. Yani hmm. o dönemde de sunucuların star olduğu bir dönemde Yani o yüzden de yetişemiyordum hiçbir şeye, tam aynı döneme denk gerekiyor yani samimi anlatmak gerekiyorsa böyle. Dolayısıyla bir tercih yaptım ve yine mesleğini tercih mesleğini ettim. Mesleğini alkışı, sunumu, sahneyi Aynen. gibi gibi Aynen. gibi. Ön planda olmayı seviyorsun ama lider ruhlusun. Öyleyim değil mi? Yani. Evet seviyorum. Ama şey değil. Ya bir söz var ya e, emretmeden yönetmek gerçek liderliktir. Yani ben ben öyle bir liderliği seviyorum. Çok Emretme yani. Hı -hı, çok. Emretmeden yönetebiliyorsan lidersin. Ama yani dediğim gibi yok. Yani öyle bir eve, evin kızı olmasaydın, baban o hareketli ortam ya da yüreğinin sesini çok iyi dinleyebilen bir yapın olmasaydı ve sen başka bir iş yapıyor olsaydın, işte o ikinci sıradaki, üçüncü sıradaki tercihlerin devreye girmiş olsaydı, sen yine kendini orada ön planda tutan ee, kesin. Orada da kendi sahnesini kesin. oluşturan bir yapın olurdu kesin. mutlaka yani bu öğretmenlikte de işte ne bileyim hukukta da bambaşka psikolojide işte de değil mi yani. bambaşka bir işte de hiç şu an aklımıza gelmeyen bambaşka bir işte olabilir kesin öyle olurdu yani ne iş yaparsam bir kere çünkü severek ve aşkla yapardım çünkü sevmeden yapamıyorum bir şeyi hı hı. E, ama e, evet liderlik var mıdır bence de vardır ön planda olmayı bence de seviyorumdur ama bu şey gibi değil. Mesela biz senle partner olarak sunum yaptık sahnede. Hani adil olmayan bir... E, Asla. Değil mi? Asla. Hı -hı. Öyle. Yok hiç 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 hiç. Zinhar. Öyle dikkat etmeye çalışırım aksine. Yani hani bir de öyle ön planda olmak isteyenler var. İşi bilmeyen ya da sahneyi bilmeyen e, ama sahnede olan sunuculuk yapmaya çalışan insanlarda görürüz onları. Biliyorsun. Hmm. Evet doğru. Onlar da görürüz. Onlar mikrofon yarışı Aslında... ya da kelime yarışı yaparlar. Ha, evet Sen asli... şunu dedin, ben bunu dedim. Sen iki cümle kurdun, ben bir cümle kurdum. O, o o o fıtratta olmayan sadece güzel olduğu için sahnede olan insanlarla bu polemiği yaşarsın. Ki yaşadığım oldu. Hı hı. Ee, ama gerçekten bu işin ilmini bilen, e, alaylı ya da okullu kendini yetiştirmiş insanlarla, kökten televizyoncu ya da sahne e, sanatçısı bir insanla sahnedeysen eğer bunu yaşamıyorsunuz zaten. Onu yaşamam mümkün değil. Çok büyük bir şey olması lazım. O zaman aslında lider vasıflarına sahip olmayıp lider olmaya çalışan ve o can haybiliyle ona gayret eden kişilerle bunu yaşamış oluyorsun. E aynen, Yine aynen. gerçek liderlik olmamış oluyor. Evet. Az önce konuştuğumuz aynen şey. Aynen öyle. Geçim. Peki şimdi tabii e, televizyon, dizi oyunculuğu evet. vesaire, sunuculuklar, hareketli bir hayat e, diğer kırılma noktandır diye tahmin ediyorum bu ikinci kırılma noktan. rama reklamının akabinde. E, rahmetli Vatan'la yollarının kesişmesi. Evet. Değil mi? Evet. Ee, güzel bir ikiliydi. İşte benim Melike Öcalan ve Vatan Şaşmaz'a işte televizyonda hayran olduğum, izliyor olduğum belki acaba bir gün bu mesleği yapar mıyım dediğim sonradan Vatan'la arkadaşlığımızın başlaması, benim sektöre girmem. E, onunla Sonra işte belki de bayrağı devralalıyorum belki de Melike'yi paylaşmak noktasında. Çok ilginç değil, değil mi? Değil mi? Çok enteresan. Ben ki ben bunu bilmiyordum. Çünkü o bizim vatanla hiçbir zaman kopmadık ama hani yollar is Temeden de olsa işte atıyorum o başka kanalda çalışmaya başlar. Sen başka hı hı. kanalda çalışmaya başlarsın. İstanbul gibi bir yerdesin zaten. Senin özel hayatında bir işte sen evlenmişsindir. O başka bir şeye yaşamıştır falan. Arkadaşlıklar değişir. İster istemez böyle hiçbir zaman hep kilit noktalarda birbirimizi ararız sorarız. Güven sonsuzdur falan ama daha az görüşmeye başladığımız bir dönemde sizin bir yakın Tabii, e, aynen öyle. Olmuş. Her ay mutlaka bir şeyimiz hmm. vardı onunla. Ee, bir buluşmamız illaki ve bir 2-3 saat vakit geçirirdik. Ee, arada 9 yaş falan fark vardı. Hacı diyordum 9 kat yukarıdan nasıl gözüküyordum diyorum. Nasıl gözüküyorum baktığınız zaman. Ay diyor karşım o yapar ne karşım. Evet. <laughs> Nurların içinde yatsın. Nasıldı evet, onunla bir evet. e, o projenin içerisinde olmak, yollarınızın kesişmesi. Çünkü ikili bir enerjiyi uzun süre ekranda tartmak e, zordur. Her gün yayın yapıyorsunuz birlikte. Saatlerce süren yayınlar. ve ee, bir ömür yaşıyorsunuz birlikte. Ve biz Dört... hiç partner değiştirmedik. Değil mi? Aynı dönemde bu tip programları yapan arkadaşlarımızın çoğunun partnerleri değişiyordu. Biz asla partner Neydi değiştirmedik. Neydi sizin falan. sihiriniz ki? Bence birbirimizdik. Yani eee oluyor da bile yer vermişti değil mi sen? Evet. Ona, mi? ya canım benim ya. Ee, gerçekten nurlar da uyusun inşallah. Ee, Öyledir de diye düşünüyorum. Ee, Öteki yüzüm gri diye bir kitap yazmıştı. Orada omuzumdaki melek. Bir de hep böyle yan yana böyle bir stand masanız vardı. Hmm. Ee, hatırlarsın, hep böyle şey. Sen önde vatan arkada. genelde <laughs> <gelenek> kafasını <laughs> Omuz, doydu. Evet, oradan bir omuzumdaki melek. Çok güzel şeyler yazmıştı. Sağ olsun benimle ilgili biz bir kere çok sevdik birbirimizi yani ilk birbirimizi gördük kimya kimya çok önemli bir şey bizim işlerde. yani ister bir dizinin başrol oyuncusu oldu ister işte bir müzikalin ya da tiyatronun tiyatro oyununun işte oyuncuları ol. bir kere partnerlerinin kimyalarını tutması çok önemli bir şey. Sanki şey gibi oluyor bu kimya dediğin şey, tabii ki bunu bir sürü anlatı, iki nokta üst üste diye anlatabilirsin ama e, ben ona hazır gelmişim, o bana hazır gelmiş gibi bir şey oluyor. Yani orada bir kadersel döngü var gibi bir durum söz konusu oluyor. İlk böyle bir işte proje olacağı zaman Allah rahmet eylesin vefat etti Alper ile o dönem ATV'nin müdürlerinden de konuştuğumuzda Vatan'ı söyledi. İşte o zaman o bir magazin programı sunuyordu Vatan. Ee, sonra seni tanıştıracağız filan dedi. Biz kanalda tanıştık ve biz birden bire sanki hazır gibiydik. Ben bir cümle söylüyorum, ben pas atıyorum, o gol atıyor, o gol atıyor, ben pas atıyorum falan böyle oldu. Yani o toplantı odasında bile belli oldu işin rengi. Ee, hiçbir şey tesadüf değil. Tabii ki sonrasında çok çalıştık. Ee, ama orada da mesela e, Vatan'ın ikinci programı filan da ben epey bir program yapıp başlamıştım o projeye. Mesela Vatan'a ilk söylediğim şey şu oldu, az önce seninle konuştuğumuz, o da Vatan'a çok hoşuna gitmiş. Yani dedim hani bir gün gelir ya da bir an gelir, ben üç cümle fazla kurabilirim. Bir an gelir, sen beş cümle fazla kurarsın. Buna takılırsak işin rengi, doğallığı tamamen gider. Yani çok basit, küçük bir şeyden bahsediyor gibi görünüyorum ama aslında çok yani ikili sunum için önemli Tabii, bir şeyden bahsediyorum. Hatta o 5 ise seninki, sen bir şey yakaladın diye ben çok sevinirim. Hani vauf wow, süper oldu çünkü bizim şovumuz süper olacak tamam. bütüne baktığımız Bize zaman. Bize yatırım yapılıyor. Çünkü sahnede yani sen bağımsız harika bir show yap. Ben bağımsız harika bir show. İkimiz sahnedeyiz. Korkunç bir program çıkar ortaya. Sen en güzel kelimelerin kelimelerini dans ettir. Ben bambaşka bir şey yapayım. Bütünlük yok ya da tek sunacaksın. Falan orada ki gerçekten ne kadar güzel bir şey söyledi, ne kadar yapıcı bir şey söyledi. Evet böyle bunu yapalım mı, yapabilir miyiz, yapacağız dedik ve sonra tabii çok güzel çalıştık. Kaç çok. sezon devam etti? Ee, dört sezon fakat biz e, yaz-kış ara vermeden yani Aha. hep Vatan rahmetli o program bölüm sayısını hiç unutmazdı. Hep o söylerdi. Bilmem kaç bilmem kaç bölüm. Bilmem kaç bilmem kaç bölüm. <laughs> <laughs> onu hiç unutmazdı. Ee, ben de onu hep reddederdi benim reddederdi beni. Sayısalcı ya işte ondan. O sayısalcı Tabii. evet. Ben de şey... Aynı bölümden mezunuz ondan. Ha evet. Ekonometro'da. Evet evet aynen. Ee, şey onu hiç unutmazdı. Ben de... Hep kanalda kalmak isterdim Vatan Bey. Senin yüzünden ben de kanalda kalıyorum sürekli. <laughs> ben de kanaldan çıkmak. Bir dakika. Şimdi şu da var. Yarın şunu da yapalım. Montaj odasına girip bunu da yapalım. Bak aklıma şu da geldi. Biz de şey yapardık tabii ki Melike Vatan ama biz böyle iş yerinde espri olmuş. Yani Hanım Vatan Bey, Hanım Vatan Bey. Ya birbirimize böyle hitap etmiyoruz. Hı hı. Ama hani öyle bir şey olmuştu aramızda ekiple beraber. Peki hanım yani, tamam anlıyorum sabahki keyfi sizin çocuğunuz, evladınız, kanaldan çıkmak istemiyorsunuz ama sen çık ben de çıkacağım. O da ona takılırdı ben de onun şey bölüm sayısına. Bugün bilmem 1258. bölüm, bugün 1259. <laughs> bölüm diye. Yani öyle çok güzeldi. Yani çok çok güzel. Bir kere yaşlar da çok güzel yaşlar. Çok masum çok. yaşlardı. Ve aradan zaman geçti. Hiç kopmadınız. Araya bazen tabii ki hayatın temposu, işte farklı projeler, farklı ıı, ilişkiler, farklı çevreler vesaire falan ve bir gün telefonun çaldı. Hmm, of evet. Ve o haberi aldım. Aynen. O çok zordu. Annemden aldım haberi. Ee, tabii yani beni çok iyi tanıyor. Sonra en yakın kız arkadaşım aradı, kardeşim gibi olan. E onlar benim ben çünkü Bodrum'daydım, onlar İstanbul'dalardı. Benim ruh halimi tahmin ettikleri için, mesela annem ilk telefon işte açtı, otur bir yere, ayakta mısın, evde misin? sakin ol falan e söyledi. Ben o, o sırada dizlerimin bağı çözüldü zaten. Hayatımda ikinci kez yaşıyorum bunu. Bir olayda yaşamıştım, bir de vatanın olayında yaşadım. Sonra işte hep takipteyiz falan. Ee, sonra o dönemki sabah keyfinin yönetmeni aradı. Ya dedi işim dedi bir arkadaşımız gitti dedi ekipten bir arkadaşımız. Ee, i̇çerideymiş dedi. Ee, çıkıyormuş dışarı dedi. Ben bir sevindim ağlamaya mı? çıkıyormuş. Yalan işte biliyordum. Yalan habermiş vesaire böyleyip o kadar inanmadım ki. Meğerse hani oradan onu alıp çıkartacaklar otelden. Onu bana anlatmaya çalışıyor fakat ben siyaha düşmüşüm. Ya, ya o kadar inanmak istemiyorsun ki, o kadar gerçek dışı geliyor. Keşke böyle olmasaydı ama yapacak hiçbir şey yok yani mukadderat. Bir tek buna bir şey yapamıyoruz. Ee, yani yaşadıklarımız yanımıza keş. Sonrasında tabii o bilgi kirlilikleri, o konuşmalar, o işte ömründe belki bir kere görüp selamlaştığı ya da sosyal evet. medyada belki bir tane fotoğrafı var ya da yok olan insanların ahkam kesmesi mikrofonda vesaire falan. Tabii bir noktada onu gerçekten tanıyan insanları başta sen olmak üzere biraz çileden çıkarttı değil mi? Ben tabii evet ve konuşmak ve anlatmak zorunda hissettim kendini. Ee... Ve mikrofonunu da değil mi başına geçtin. O şekilde geçtim. Çünkü şöyle geçtim derken yani mesela hala birçok yerde rica ediyorum. Eğer çok fazla yere çıkmıyorum biliyorsun hmm. ama e, lütfen o soruyu hani bana sormayın diye rica ediyorum. Çünkü yansıması ve geri dönüşü ertesi gün haberi açtığında sanki ben durmuş durmuş onu konuşmuşum gibi bir hmm. yansıma oluyor. Ve bu beni çok üzüyor. Çünkü biz gerçekten çok değerli şeyler paylaştık. Çok çok değerli şeyler paylaştık ve... Hmm. E, biz böyle şey bir lise arkadaşı gibi yani yaşlar da zaten çok küçük hani böyle çok masum e, evet belki ülke gündemini değiştiren bir televizyon programı yapıyorduk. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorum yani diyorum ben 20 yaşındaydım o da 25 falan herhalde yanlış öyle bir şey olması lazım. 5-6 yaş falan fark olması evet, lazım. E, evet 74 doğumluydu. <gülüyor> 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 Ondan sonra... Ve şey, e, o kadar güzel ve masum yılları paylaştık ki şey söylüyordum yani konu, bu konu biraz geriyor beni şey söylüyordum yani 20 yaşındaki bir kız çocuğu gözüyle bakarım ben şu anda yani ben bu işin kamera arkasında yapan bir insanım ve şu anda mesela büyük bir televizyon Türkiye'nin önemli televizyon kanallarından bir tanesinin 4 saatini 20 yaşında bir kıza ya da bir çocuğa verir. Yani düşünüyorsun şimdi daha bir çocuk gözüyle bakıyorsun. Hakikaten ciddi önemli bir iş yapıyorduk ve karşımıza aldığımız, ağırladığımız diyeyim konuklarımız da çok önemli konuklar da ağırladık biz. Çok çok önemli konuklar da ağırladık. İşte yazı, yazarı da geliyordu. Ama o dönem popüler olan biri de geliyordu. İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay da geliyordu. Mustafa Sandal da geliyordu. Ama daha böyle bizi, ülkeyi o sabah günaydın diye uyandığında yüzünü gülümsetecek, daha eğlendirecek, daha böyle şey konuklar da geliyordu. Dolayısıyla şimdi ben bu konuda konuşmayı her yerde gerçekten rica ediyorum. Hani çünkü şey gibi oluyor. Konuşsan bir dert, konuşmasan başka bir dert. Hani o, o süreç için Hı. söylüyorum. Dediğin gibi bir kere gören kişiler e, durum da çok şey bir durum değil. Yani ne yazık ki Tabii tatsız ki. bir veda oldu ne yazık ki. E, dolayısıyla da şey baktım hani hiç tanımayanlar bile konuşuyor hale geldi. Ben ilk başta telefonumu kapattım. Kimse beni aramasın. Asla asla. Ha, bu durumu asla, asla, konuşacak kişi ben değilim. Sonra onları gördükçe ve duydukça şey gibi oluyorsun. Hani evin, ev sahibi. Hani önce bir görevin son görevdir ya çok hmm. yakın birini kaybettir, kaybettiği zaman onu en iyi şekilde uğurlamak. Belki hani çık bari sen doğru yani arıyorlar ya sürekli. Ee, bari bir aç telefonunu. Sen doğru. Herkesi korudum kolladım ama kendi partnerimi belki de mesleki anlamda birbirimize çok borçlu olduğumuz arkadaşımı koruyamadığıma düştün mü bir ara? Ee, bilseydim ya da şey olarak mı? Hani bu yaşantı e, bu tatsız veda evet, o yok. Evet. Ona yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. O biraz hadsiz bir düşünce olurdu bence. Yani ben çok yani hiçbirimizin hayal edemeyeceği şekilde. Yani bilseydim bu diyalogların içerisinden çeker çıkartırdım arkadaşımı falan gibi. Bilseydim belki o dönemki hani durumunu Hiçbir o kadar uzaktım ki hani onun özel hmm. e, durumlarıyla. Çünkü şey anlamında uzaktık. Hani çok farklı. Benim iş yerlerim çok farklı, benim arkadaşlarım hmm. çok onunki çok farklı. Bazen olmuyor mu? en yakın erkek kardeşimle bile bazen hani arkadaş gruplarımız işte kuzenin oluyor, en çok onu seviyorsun ama e, hayat zaten büyük şehirde yaşıyorsun. Bir günde bir iş halledebiliyorsun filan. Hayat seni böyle yoğunluktan bir yerlere onu başka bir yere atıyor, seni başka bir yere atıyor. Oğlunu Çekebilir mi? miydim? Hiç. Yok görmedim ee, ama e, ha, yani annesiyle çok sık konuşuyorum. Vatanın annesiyle çok sık konuşuyorum, haberlerini de alıyorum. Ama oğlunu henüz görmedim yani şey... E... Tanımak çok istiyorum biliyor musun? <laughs> sende de vardır herhalde o. Ne hissederim acaba <laughs> hani bir gün kucağıma alırsam? Onu hep düşünüyorum. Tabii yadigar değil yani. Değil <laughs> Aynen. Ondan yadigar. Ne bileyim sende tarifsiz bir duygu olur Aynen. diye tahmin ediyorum. Yani evet o konuda tabii şey e, yani o, o da hani o, onun da kaderi başka bir kader o yüzden çok fazla onun üzerine konuşmak evet, istemiyorum. Pekala derken Melike büyüdü e, aşk oldu hmm. değil mi? <laughs> İlk aşkı ne zaman yaşadın? Ben bir kere aşık oldum ne zaman yaşadım e, tam yani yani aşkımın süreci uzun. Yani hayatımın her döneminde var <laughs> diyebilirim. Öyle öyle bir süreç yaşadım yani. Kaç yaşındaydın? Yaşımı hatırlamıyorum. Çok küçük. Bir. Ama şey ilk aşk dersen mesela ilkokulda şey vardı. Ben Pamuk Prensesi oynamıştım. Prens Turgut var. <laughs> Oldu. Onu <sordum> zaten ben <laughs> Tabii. Ben aşkı mutlu oldum. İlkokul mı sordum sen. <laughs> Ama gerçekten sevmiştik birbirimizi. Ee, o zaman gençlik döneminde gerçek aşkı yakaladın ve uzun bir döneme periyoda yayıldı bu. Doğru mu? İmkanlı bir aşk değildi anladığım kadarıyla. <laughs> yok hiç imkansız bir aşk değildi. Çok imkanlı bir aşk. E değildi. niye o zaman? Yani yok imkansız da olmadı da yürümedi yani. Ha yürümedi. Ha yürümedi. Ha, yürümedi. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok imkanlı bir bu ne demek? <laughs> Bana bunu bir aşksın var mısın? <laughs> Yok. Ne bileyim <laughs> Senden ya. Hani, rica ediyorum. Hayır aşk uzun yıllar hep hayatımdaydı vesaireydi falan filan değil canım. Hani, ne bileyim, Evliliktir bilmem nedir ıvırdır zıvırdır falan hani bir böyle bu mutlu son vesaire falan bekledim ha. o aşktan. Hani olmadıysa acaba neden Ama ille diyeyim? de bir şey söyleyeceğim. İlle de en büyük aşkımızla evlenmiş olmamız mı gerekiyor? Hay acaba dedim yani. Neden olmadı diye düşündüm. Ha, yok, ille, ya, ama ben bir şey söyleyeceğim. Ben çok imkanlı ha. bir aşkı gerçekten araştırmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok imkanlı. Ha, çok imkanlı. <laughs> i̇mkansız aşkların ben sana temasını anlatayım. İmkanları onları düşünce çıkartır bulursun. Ha, tıklarım. nasıl oluyor tamam. mesela imkansız aşklar? E ne bileyim adam evli olur. Bilmem ne olur. Hmm. Ömür olur. Zıbır olur yani falan. İmkansız aşktır bu. Ama, Ama belki onu aşk zannediyorsundur. Ha belki de. O ayrıca bir o da, e, o konusu. ayrı, O ayrı ayrıca bir konu. <laughs> Onun, için biz sen ayrıca biz <laughs> çilingir sorbasına oturmamız evet, lazım. Aynen. O, oturup yapalım konuşuruz. onu da yaparsam. Onu yapalım. <laughs> o zaman şimdi aslına bakacak olursan hazin bir cümle kurdun az önce. Ben <laughs> bir kere aşık oldum dedim. Evet ee, doğru. Bu benim gerçeğim. <laughs> Gerçeğimden <o zaman>, kaçamam. <laughs> o zaman aşık olmadan mı evlendik? <laughs> eee ben tabii ki de hayatımdaki hiçbir ilişkimi, yani hiçbir ilişkimi sevmeden yaşayabilecek bir insan değilim. Sevgi başka, bir şey. başka bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, ben sevmeden nasılsın diyemiyorum. Yani mesela aynı... <laughs> Gerçekten böyle diyorum, tabii ki de diyorum ama bir ortamdayız, bir şey hissettim mesela hani... Herkese de mesela sen herkese eşit mesafede misin? Herkes canın olabiliyor Hayır, mu? Canım. Böyle insanlar var. Ay sen. Mesela ben, ben de. Ya yani ben bu, de bulma. Evet ben bunu gerçek olduğunu düşünüyorum. Ben herkese çok seviyorum. Yani evet önyargısız yaklaşırım. Onunla başlar yavaş yavaş aşağıya düşebilir vesaire falan. Ya da onunla başlar yüze çıkabilir. Okey ama herkese aynı. Ya ben sana ay canım dediysem inan gerçekten öyle hissetmişimdir. Ama sen benim canımsan ve başkasına yeni tane canım ne haber? O canım ne haberi yapamıyorum ben. Gerçekten canım olması lazım. Ve gerçekten canım olanları haksızlık olarak düşünüyorum. Velev ki bir masada oturduk 10 kişiyiz ve bir şeyler bir yerden böyle sağdan sağdan soldan bir yerden bir negatif geliyor. Ben bir bahaneyle tabii ki üslubumu bozmadan o masayı da bozmadan bir şey aa ben bir şey unuttum bir, bir şeyim vardı. Buyurun, bir evet. O yüzden ben zaten sevmeden hani uzun vadeli hiçbir dostluğumu, arkadaşlığımı, ilişkimi, işte erkek arkadaşım mesela bu tip biri değilim. Başlayabilen ya da devam edebilen biri değilim. Yani hissetmeseydim ve sevmeseydim o deftere zaten imzamı atmazdım diyorsun. Hisset, hiçbir şey yaşamazdım. Yani hissetmeden Hı -hı. ve sevmeden hiçbir şey yaşamıyorum. Yani bu Prens Turgut için de geçerli. Şey var değil <laughs> <laughs> Ama hani aşk dediğimiz mesele o insanın ayaklarını yerden kesen mesele ban e, başka bir şey başka aşkın bir, şey. bir insanın hayatında ömründe bir kere mi denk geleceğini inanırlardı e, onu onu gerçek anlamda yaşadıysan mesela tabii burada soruları sen soruyorsun ben istemem bunu yani bir günde ben sana sor, sorayım e, asla istemem çünkü e, koltuğun o tarafında oturmanın ne demek olduğunu biliyorum çok da e, saygım sonsuzdur o yüzden e, ama sen bir kere aşık olduysan e, gerçekten aşkın ne demek gerçek anlamda aşık olduysan gerçekten aşkın ne demek olduğunu biliyorsun mesela aşkla Gerçek arasında fark var. Bir ilişki seni olman gereken kişiye götürüyorsa o zaman o senin gerçeğindir. Ya da ilişki de olmayabilir bir aşk yani. İmza ee, imza, imza atmak, bağlı olmak, bir aynı dört duvar içerisinde bir hayat yaşamak vesaire falan. Bunlar da senin özgür ruhuna aykırı mı geldi acaba? Çünkü normal şartlarda bu zamana kadar şimdi eğil oturalım doğru konuşalım. Ee, sorumluluk sahibi, sorumluluktan, sorumlulukla ölü bir hayatın var. Ee, başladığın her şeyin hakkını vererek devam ediyorsun. Ee, arkadaşlıklarında, dostluklarında güzel yatırımlar yapıyorsun. Değer insanları eleyip, değenlere güzel yatırımlar yapıyorsun. Yatırım gördüğün insanlara sevgini veriyorsun, vefanı gösteriyorsun. Ee, i̇mza attığın projeler hep uzun soluklu. Ee, hadi 10 yaş diyeyim. 10 yaş itibarıyla sektördesin. E, dolayısıyla yaptığın her şey uzun soluklu. Ama bir şey kısa soluklu oluyorsa orada bir pürüz var demektir. E, o imza mıydı sihrini bozan? Sen beni ne kadar iyi tanımışsın bu arada? Hı. Evet, yani bu kadar kısa zamanda şey için söyledim. Hani işler vesairenin dışında e, dostluklar için olan Hı. kısımları falan ne kadar iyi gözlemlemişsin... E, psikoloji okudun mu? <laughs> Alaylı. ile. Ben <laughs> Ben e, imza her an atabilirim. Ben imza çok severim. Yani her türlü imzayı çok severim. Mesela kuralları çok severim. E, yani sen beni yarın imza atmış olarak görebilirsin. Bak ee, bu cümleyi çok sık kullanıyorsun. Ben <laughs> çok şüpheleniyorum. Her an soyadın değişecek diye korkuyorum, yemin ediyorum. E, her an soyadın değişebilir. Gerçekten. Her an, yani bundan hiç kimsenin haberi olmayabilir. Bunun da sebebi, bak bazen bunu şöyle değerlendiriyorlar hiçbir şeyin yok. Hayır. Ya ben aslında bunu kutsal gördüğüm için bunu böyle yaparım. İlk imza attığın zaman yedi düvel duydu. Davette olan olmayan herkes zaten oradaydı. Ben şu anki imza. İnat, inadından bu sefer gizli mi tutacağım diyorsun? İnat değil. Ben şu anki imzam mesela benim için çok önemli. ya yani şu anki mesela ben yarın bir imza at... ama her konuda. Ve şeyi ben mesela kuralları çok seviyorum. Kurallara göre yaşamayı çok seviyorum. E, kuralların mesela e, uzun vadeli ilişkileri çok seviyorum. E, evlilik yarın da olabilir, hiç olmaya Yani yarın Melike evlendi de denebilir ya da hayatım sonuna kadar evlenmedi. De. Çünkü oradaki kural, orada baz aldığım şey aşk. Hı. Yani yarın aşık olup evlenebilirim. Hayatım boyunca hiç evlenmeye de bilirim. Çoğu insanla şunu duyuyorum çünkü sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyor ya aman yok evlilik falan istemiyorum ama aşka kapım açık. Evlilik benim için şey değil yani e, ben e, yaşayacağım evliliği özgür yani kendi özgür alanımı eşimin özgür alanını yani zaten seçeceğim kişi de öyle bir eş olacağını düşünüyorum çünkü ben de ondan onu isteyeceğim. Yani onun da özgür alanı olmalı benim de özgür alanım olmalı sonra biz bir yerde buluşmalıyız. Hı -hı. Çünkü ben ona karşı da daha verimli olacağım böyle olduğu zaman eee de daha doğru. Yani ben artık ya yani evin içerisinde e, her gün aynı şeyi yapıp konuşacak bir şey e, kalmayan, konuşacak bir şeyleri kalmamış bir ilişki modeli bence bekarlar içinde, yani sevgilisi olanlar içinde, imzalı sevgililer içinde. Hadi imzalı sevgili diyeyim. Yani çünkü benim eşim olacak kişi hayat boyu sevgilim olacak kişi zaten. Ben muhtemelen kocacım demeyeceğim. Ona hep sevgilim diyeceğim. Çünkü o benim sevgilim olacak. Niye <laughs> yani, bari bastıra bastıra Koca <laughs> <Çok antip gülüyor> kocacım 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 diyemedim bile. çok antipatik gelir bana. Bir de şu şey <laughs> Instagram'da şey oluyor ya. Ay çok kızmasınlar bana şimdi. E, ee, se, kocasının bir tanesi. Ha, kocasının bir tanesi. E işte, Ömrümün yarısı. yarısı. Prensesle prensin annesi. Tabii. Tabii. Ee, falan Hep gibi. öyle zamanlarda rahmetli Dilberay aklıma geliyor. Aşkı tomuyum ben diyordu ya. Aşkı tomuyum. <laughs> Tabii aşkı tomuyum ben. Yani... Dilberim diyecek, balım diyecek, karım diyecek. <laughs> Biliyor musun içindeyim. olaya şey gözüyle bakmıyorum. imza imzasızlık falan. Hı. Olaya e, ya e, çok garantör bir kurum aslında. Ya çok Güzel. garantici bir kurum. Ama buna aşk kanalından bakarsan, aşk anlamında garantiye almak gözüyle bakarsan... Ama aşka kapın açık. Her an evlenebilirsin. Doğru mu? Aşka kapım her an açık. Hep ee... soruyorum aşık mısın şu an? Gözümden o enerjiyi alıyorum çünkü. Ben her bahar aşık olurum. Bazen nasıl dursa ay kıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğun yere göz. Aşıksın sen. Sen aşıksın. Belli. Ben hep aşığım. Ben i̇nşallah. Aşın. Çünkü e... aşığım. <laughs> <Çok gülüyor> aşık Güzel. Öyle bir <laughs> şey i̇şte söyleyeceğim ben. Ay, hoşuna gitti. <laughs> Duruyor diyor ki çok iyi nasıl aşıksın <laughs> yani biraz anlat <laughs> nasıl aşıksın. Ama benim de böyle bir uyum var işte sevdiğim insanların mutluluklarına şahit olmak ya da eşlik <laughs> etmek gibi benim de ayrıca bir özelliğim. Sendeki korumacılık gibi diyeyim. Evet. E, ee, o zaman bu sene Gözlenişi bir imza bekliyor muyuz? Ha yok yani onu bilmiyorum. Hmm. Yani öyle bir hani... Teklif o, ederse olaya... evet demeyi hazırlıyorsun yani. <laughs> Olaya evlilik taraf yani evlilik tarafından bakmıyorum ya da evet. olaya ille de evlenmem lazım ille de bu taraftan bakmıyorum. Ben olaya Senin kucağında aşkım. bir çocuk olmalı. Öyle evet, evet. Sen bunu bir kere daha söylemişsin. Çocuk olmalı. Evet. Evet nasipse. Olur. İstiyor musun anne olmak? Ben anne olmayı istemeyen bir, hani öyle bir kadın modeli de var ya istemeye tercih. Bu ben anne olmayı isteyen kadınlardan. Tabii ki de istiyorum. Çok da iyi bir anne olacağından hiç şüphem yok. İnşallah. İnşallah. Peki yakın zamanda projeler vesaire. en son 2012-2013 döneminde bir kuşak yaptın. Evet kadın kuşağı. Ee, ve hep o cümleni çok da takdir edelim. E, Seçiciyim şu an televizyonun geldiği noktaya baktığımda ya işte göbek atan yemek yapan ya işte e, ailevi 3. sayfa haberleri üzerinden <laughs> ağlayıp inleyip tepinen insanların sunduğu programlar ve ben bu programların içerisinde kendime bir rol biçemiyorum. Evet doğru. Medyanın geldiği nokta ve senin medyaya girdiğin nokta bir mukayese ettiğin zaman gerçekten bir erozyon mu görüyorsun? Ee, şöyle ben kendimi şu anki noktanın içerisinde göremiyorum. Yani aslında son yıllar yani şu an biraz daha benim sevdiğim formatlar olmaya başladı. Çünkü geçmişe dönüş başladı. Geçmişe dönüş başladı evet. ama e, hani evet göbek atan sunucu modeli. Çok benlik bir model değil. Hani keyiften danse biz de dans ettik <laughs> sunumumuzdan Hı. önce. Ondan bahsetmiyorum. Şovdan bahsetmiyorum. Ama aristokrat bir vals yaptık. <laughs> yani şov amaçlı olan şeylerden bahsetmiyorum ama... E, o son birkaç senedir olan formatların içerisinde, o fotoğrafın içerisinde kendimi çok fazla göremedim. Yani e, bizim derste Yıldız Kenter'den, Yıldız Hocam'dan birebir duyduğum bir cümle. Yani bir oyuncu her şeyi oynamalı derler ya mesela böyle bir rekolde var. Yıldız hocanın dediği şey, "Hayır oynayabilmeli belki ama oynamamalı. Bir oyuncağı şeyi oynamamalı. Kast diye bir şey var." Yani e, Kemal Sunal'ın oynadığı rolü Tarık Akan oynamamalı. Tarık Akan'ın oynadığı rolü Kemal Sunal oynamamalı. Bu oynayamayacağı anlamına gelmez. gelmez. Oynayabilir ama oynamamalı. Aynen öyle. Yani tamam. benim çok da yani hepimizin ustaların ustası, hocaların hocası Yıldız Hoca'dan birebir derste duyduğum bir cümledir bu. E, ve ben de yani sunuculuk içinden aynı şeyi düşünüyorum. Yani bir sunucu her şeyi sunabilmeli mi? Evet bence sunabilmeli sunabilmeye Ben hiç sektörüm hiç bilmediğim anlamadığım alakası olmayan hiç sektörü bilmediğim e, sunumları ya 15 dakika önce gelse bana bugün çık işte büyük kanallardan bir referen de bunu sun deseler ben bunu sunarım ama onun toplantısına girdiğimde hiçbir şey yapamayabilirim hı hı. hiç anlamayabilirim ama sunumunu yapabilirim e, Ama bir sunucu her şeyi sunmalı mı bence sunmamalı Çünkü her program bizim için bir rol aslında. E, rolden kastım şey Hı -hı. değil. Hani role girmek, işte Gökhan'ın, Melike'nin dışına çıkmak değil. Dolayısıyla e, ben o formatların içerisinde kendimi bulamadım. Ve dolayısıyla bunların e, çoğunun teklifleri de geldi bana. Ama ne yazık ki kabul edemedim. Ya bir atıyorum şu meşhur gündemde olan bir gelinin mutfakta şey. Yani aylarca günlerce sunucu aranırken gerçek sunucular bir kenarda... Hı -hı. Ee, Bekliyor pozisyonda olması, projede de doğru projeyle buluşmayı bekliyor olması bana çok evet. acı geliyor. Ama işte onları biz sunmadığımız için başkaları sunuyor. Ha. Bir yandan da öyle değil mi? Doğru, ee, doğru. Bu arada sunan da çok güzel sunuyor. Zaten onlar sunsun. Çünkü inandırıcılığı olsun. Yani şimdi ben onu, ben o projeye de katkıda <laughs> katkım olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani ne verebilirim ki projeye de ne verebilirim ben? Bir şey veremem bence. Dolayısıyla yakışan kimse o sunsun. Dolayısıyla da ben ne yapıyorum bu noktada? İşte sahne zaten sahne seven bir sunucuyum. Her sunucu sahneyi sevmiyor. Hmm. Televizyonu daha çok seviyor vesaire falan. Ben tiyatrodan geldiğim için de bu olabilir. Bilmiyorum. Ya da seviyor olabilirim. Baleden geldiğim için de olabilir. Sahne seven bir sunucuyum ve ben sahne işlerimi ağırlıklı tutmaya gayret ediyorum. Bu benim televizyonda istemediğim işlere hayır deme... Lüksünü, Lüksünü sana veriyor. Oluyor. Yani özlemedim mi? Çok özledim. Tabii ki de çok özledim. Ama mesela seninle yaptığımız yayınlardaki gibi sohbetler ya da işte geçenlerde Aslı Şafak'a gittim. Hani be belli formatlar. Ben inanıyorum eninde sonunda biz seninle bir ikili bir şey yapacağız. Öyle mi? Ben öyle hissediyorum nedense. Şuraya doğan genelde yanılmaz. Ben seninle seve seve. Canımın yani inşallah. aklımda başka bir iki kendimle ilgili de bir hmm. format var. Ya onları hayata geçirmek. Kendi yazdığım bir formatım var. Ya onu hayata geçirmek. E şimdi dediğin gibi dönüş başladı. E bir iki böyle bana uygun proje konuşuyoruz. Hmm. Ama tabii ki işim... Melike biz bu ile kadar büyük, ediyor. büyük konuşuyoruz ya. Aradan şöyle bir iki üç ay geçermiş. Biz ikimiz birlikte seninle üçüncü sayfa bir programda başlarmışız. Böyle vali 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 çıldık bir yerde. Olun. Tabii tabii. ya göbek atıyormuşuz karşılık ya da ağlıyormuşuz sürekli. Dur soğanları doğrayıp geliyorum Gök. <laughs> bir dakika deyip ağlayıp sonra çok ağladık. Hadi şimdi oynayalım falan deyip böyle bir şey yapıyormuşuz. Seninle şey yapabiliriz ama. Bireysel programlarımızın dışında. E, Konular üzerinden giden hani bir konuyu az önce dedin ya neydi o konu bu ayrıca bir tartışma konusu diye masaya. Bak aşk, seninle aşk, öyle bir güzel, şey yapabiliriz. Vesaire, falan. Evet. Öyle bir şey yapabiliriz. Çünkü şey oluyor yani böyle. Frekans güzel bir değil mi? Frekans evet. Peki. Çok, teşekkür ediyorum <laughs> ben de çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok güzel çok keyifli bir söyleşiydi. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda e, kucağında çocuğun. Sen bunu hep bunu söylüyorsun. Diyorsun. Sevdiğim bir, e, inandığın bir projede, rolünle televizyonda, <laughs> ait olduğun yerde, sahne <laughs> ve televizyonda daha nice projelerde de el ele birlikte sahnede i̇nşallah, olmak temennisiyle. <laughs> i̇nşallah, sevgiyle, inşallah, sen gel. de öyle. Canımın Çok için. teşekkür ederim dert ettiğin için, ediyorum. tüm ekip arkadaşlarınıza da, da, emeği geçen herkese. Ve bu hafta da Haber Bahane'nin sonuna geldik sevgili seyirciler. Umarım keyif almışsınızdır. Haftaya pazartesi yine bomba gibi bir isimle karşınızda olmak ümidiyle, hoşça kalın.